Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle bolero çalışması yapacağız. Bolero çalışmamızı biraz daha yaşı büyük prenseslerimiz için ördük. 3-4 yaş grubu ya da kilosuna bağlı olarak 5 yaş grubu içinde olabilir. Biraz büyük çalışmamız. Daha büyük yaşlardaki çalışmaları yapmak isteyen arkadaşlarım yorumlar yoluyla bana ulaştılar. Bizler daha küçük örgüler ördüğümüz için çok büyük ölçülerde yanıltıcı sonuçlar vermemek adına bu şekilde bir çalışmayla yardımcı olmak istedim. Çocuklar büyüdükçe belli bir kiloya bağlı kalmıyorlar. Gerek ailevi gerekse beslenme şekline göre baya iri ya da daha zayıf kalan çocuklarımız oluyor. O yüzden bunu şöyle açıklamak istiyorum. Bu önümüzdeki 4 yaş grubu için gayet ideal bir ölçü. Daha büyük örmek isteyen arkadaşlarımıza şu şekilde yardımcı olmak istiyorum. Zincirimizi çekelim çocuğumuzun kıyafetleriyle zincirimizi ölçebiliriz. Yani ya da kendisinin boynundan tutarak zincir ölçümüzü ayarladıktan sonra bölümlerimizi ayara, ayırarak örmeye devam edelim. Örgümüzdeki sistem tamamen aynı şekilde olacak. Herhangi bir değişiklik sadece burada en önemli kısım zincir sayımızı fazlalaştırarak bölümlerimize ayırmak olacaktır. Buna da emin olun hiç zorlanmayacaksınız. Epey uzun bir zincir çektikten sonra bölümlerimize bakınız biz 20-20 artmıştık. Bu kollarımızı ayırmıştık. 7 yaş grubu ya da 6 yaş grubu için çocuklarımızda 30-30 kollarımızı ayırabiliriz. Ama bu ölçü yine yanıltıcı olmasın. Kullanacağımız ip eğer inceyse e, ya da kalınsa ölçü değişecektir. O yüzden önce trabzanlarımızı örelim. Hiç e, zorlanmadan 30-30 e, kollarımızı ayıralım. 7 yaş grubu için söylüyorum ya da 6 kilolu yaş grubu için arkamızı ise yani ensemiz ise 35 tane trabzanımız olacak şekilde zincirimizi çekelim. Yani toplamda 95 tane zincirimizi çektikten sonra ya da 97 zincirimizi geri döndüğümüz zaman tam 95 trabzana denk gelecektir. Bunu da tabi ipimizin kalınlığını göz önünde bulundurarak başlayalım. Umarım büyük evlatları olan annelerimize de yardımcı olabilmişizdir. E, bu şekilde şimdi yapımına birlikte başlayalım. Arada ölçüleri de ver, vereceğim zaten yaparken. Ona göre de e, inşallah çok güzel çalışmalar yaparsınız ve e, sevdiklerinizin üzerinde görürsünüz ve mutlu olursunuz. Evet şimdi ölçümüze bakalım. Kolumuzun bir ucundan diğer ucuna kadar ölçümüzü görmekteyiz. Şöyle tuttuğum zaman. 41 burçlu 42 aslında şöyle ipimiz çekmekte boyun kısmını bakınız şu şekilde tuttuğum zaman tam uç kısmında elimin bir tanesi diğeri de diğer uç kısımda 42 santim omzumuzun bir ucundan diğer ucuna hemen kol altından bakalım kolumuzun hemen altından tutuyorum 35-36 santim şöyle görelim bakınız şu şekilde yüksekliğine baktığımız zaman en bitmiş haliyle bakınız bir uçtan diğer uca 23 santim olduğunu görmekteyiz. Evdeki kıyafetlerimizle de kıyaslayarak e, bu ölçümüze uygun olarak başlayabilirsiniz. Ölçülerimizi aldıktan sonra bir de boleromuzu arka kısmından görelim. Arka kısmında bakınız kafes yöntemini çalıştık. E, bir sıra trabzanımız bir sıra kafesimizi yerleştirdik. Modelimizin de arkadan görüntüsü bu şekilde Evet, önünü tekrar çevirelim ve kolay gelsin diyerek hemen boleromuzu çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Bleromuzu örmek için ince bakınız şu şekilde. Simiplerimi 2 kat yaparak çalışmak istiyorum ve 3 numara tığımı kullanıyorum. 71 tane zincirimizi çekerek başlayalım. İlk düğümümü atıyorum. Ve başlıyor. Biraz rahat çekelim. Sıkıştırmayalım ki trabzanlarımızı örmemiz hem kolay olsun hem de çekmeden dursun trabzanlarımız. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Toplamda 71 tane zincir olana kadar çekelim. Zincirimizi hazırladım ve hemen santim olarak ölçüsüne bakalım. Elimizin ölçüsünü ayarlamak için bakınız şu şekilde tam 30 santim ölçüm yakından da göstermek istiyorum trabzan sıramızı birlikte yapmaya başlayalım hemen zincirimizin ilkinden başlayarak geriye dönmeye başlıyorum 1 2 3 4 dördüncü zincirimin içerisine tığımın başını bir defa doluyorum batıyorum. Bakınız tam dördüncü zincirin içerisine battım. 3 defa da örüyorum. 1 2 3. 2 tane trabzanım yan yana oldu bakınız. Şimdi 1 2 zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak aynı yere 2 tane daha trabzanımı örüyorum. 2 3. 1 defa dolayıp 3 defa da alıyorum. Bir doluyorum. ipimi çıkarıyorum. 1 2 3 Hem başlangıca hem bitişe ilk trabzan içerisine bakınız geriye döndük. dördüncü trabzanımıza hemen bir trabzan ördüm. 2 trabzanımız, 2 zincirimiz ve aynı yuva içerisine iki tane daha trabzanımızı ördük. Buradan artık öne doğru ilerleyip devam edeceğiz. Aynı işlemimizi zincirimizin en sonunda da birlikte yapacağız. Şimdi Araya zincir çekmeden boloramın kollarını örmeye başlıyorum ve hemen kendisini takip eden zincirimin içerisine giriyorum. Aynı yere değil bakınız aynı yere değil bir sonraki zincir yuvasına giriyorum. 3 defa da alıyorum ve bu birinci tırabzan. Hemen takip eden ikinciye batıyorum. Ve ilerliyorum. Toplamda 20 tane trabzanımızı kolumuz için örüyoruz. Tüm zincirimin içerisine birer tane trabzanım örüyorum. Şöyle görelim. Köşemizi hazırladık. Şimdi kolumuz için örmekteyiz. Toplam 20 olunca görüşelim. Trabzanlarımı tamamladım. En son trabzanımı yani 20. trabzanımın üzerine 2 tane zincir çekiyorum. 1 ve 2. Sırtımız için olan bölümü örmeye başlıyoruz. Tığımızın başını yine bir defa doluyoruz. Hemen yanındaki zincire aynı yere batmıyoruz. Bakınız aynı yere değil bir sonraki zincir içerisine girerek 26 tane trabzanımızı ardı ardına örüyorum. sayımız tamam olana kadar örmeye devam edelim. Evet 26. trabzanımızı ördükten sonra hemen üzerine 2 tane zincirimi çekiyorum. 1 ve 2. Tığımızın başını dolayarak kolumuz için gerekli olan 20 trabzanımı örmeye başlıyorum. Aynı yere batmıyorum. Bir sonraki zincir yuvasına giriyorum. Sırası ile 3 defa da örüyorum. 1, 2, 3 devam ediyorum 1 2 3 1 2 3 20. trabzanımızın sonunda bakınız bir tane minik zincirimiz kaldı. Bu zincir yuvasının içerisine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımız örüyoruz. Başını doluyorum. Bakın zincir çekmedim. Hemen giriyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar aynı yuvaya 1, 2, 3. 2 tane zincirimi çekiyorum. 2 tane trabzanımı ördüm. Bakınız son zincir içerisine. Tekrar 2 tane daha. Trabzanımı örüyorum ve sonumuzu da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Hemen 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve ikinci sıramıza başlamak için hazırız. Ama öncesinde tekrar bir hatırlayalım. 71 tane zincirimizin dördüncüsüne geri dönerek aynı zincir yuvasının içerisine 2 tane tırabzan, 2 zincir, 2 tırabzanımızı ördük. Ve hemen devam eden zincirimizin üzerine 20 tane tırabzanımızı ördüm. Ve sonrasında 2 zinciri çektim. 26 tırabzanımı ördüm. Tekrar 2 tane zincirimi çektim. 20 tırabzanımı ördüm. Ve son trabz zincir üzerine 2 tırabzan, 2 zincir, 2 tırabzanımı ördüm. Tığımızın başını dolayalım. Örgümüzün arka yönünü çevirelim. Ve görmüş olduğum iki tane zincirin içerisine hemen batıyorum. Trabzanlarıma hiç dokunmuyorum. Tığımın başını doladım. Araya giriyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar tığımın başını doluyorum. 1, 2 ve 3. İki tane zincirimi çektikten sonra yeniden buraya 1, 2, 3. Tekrar 1, 2, 3. 3 defada aldığımız 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan grubumuzu örüyoruz ve sonrasında buradan örmeye devam ediyoruz. Bakınız. Tığımın başını doluyorum, batıyorum. 1, 2, 3. 3 defada aldığımız için hatırlatma amaçlı saydım. Artış yerime kadar örerek ilerliyorum. Hem artış hem ayrım yerimiz biliyorsunuz. zincirimize kadar gelelim. Zincirimin bulunduğu noktaya kadar örerek geldim. Buradaki artış yerimize tığımızın başını dolayarak 2 tane trabzanımı örüyorum. Birinci trabzanımı ördüm. Tekrar tığımın başını doluyorum. Batıyorum. 1, 2, 3. 2 tane zincirimi çektikten sonra yine aynı yere batarak 2 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. iki trabzan iki zincir iki trabzan olarak kolumuzdan sonra arkaya geçişteki yerimizde artışımızı yaptık şimdi hiç atlamadan birer birer diğer zincirimizi çektiğimiz ara ayrım yerine kadar ilerleyelim arkamızı da örerek zincirimizin bulunduğu noktaya kadar geldim hemen zincirimin içerisine iki trabzanımı örüyorum bir ve 2 2 tane zincir tekrar çektikten sonra iki trabzanımı da hemen ilave ediyorum 1 ve 2 Şimdi birer birer trabzanlarımızın üzerine batarak kolumuzu örelim. Zincirimin bulunduğu noktaya geldim. İki tane trabzanımı da buraya örüyorum. Bir ve iki. 2 zincirimi çekiyorum tekrar iki tane trabzanımı örüyorum ve ikinci sıramızı tamamlamış olduk hemen üzerine 3 tane zincirimi çekiyorum ve yapmış olduğumuz işlemimize bakalım evet, balyoromuzda ikinci sıramızı tamamladık üçüncü sıramıza başlamak üzereyiz üçüncü sıramızda 3 üç tane zincirimi çekmiştim diğer tarafta hemen örgümüzün yönünü çeviriyoruz burada kenardaki trabzanlarımızı örmeden hemen içerisine iki tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 2 trabzanımı ördüm 2 trabzanımı ördüm bütün bölümlerimde birer tane artış yapacağım bu sırada. Birer artış yapacağım için onu kaç tane artış yapıyor isek ikinci grubumuzu buradaki köşedeki zincirden sonra gelen grubumuzu ona göre ayarlamamız gerekir. Eğer buralarda ikişer artış yapacaksak burada da iki artış yapıyoruz. Burada bir yapıyor isek burada da bir. Bu sıramızı bir olarak yapacağımız için şuradaki iki hiç değişmeyecek ama hem başlangıçta hem bitişteki iki değişmeyecek. İki zincirden Sonra gelenimizi aradaki artışlarımıza göre devam ettireceğiz. Bir tane zincirimi çekiyorum ve batıyorum. 1, 2, 3. Şu şekilde ördüm. Bir tane ördüm. Şimdi bütün trabzanlarımın üzerine örerek ilerliyorum. Bir artışımızı yaptık bu yönde. Bakın devam ediyorum. birer birer ilerlemekteyim. İpim iki kat olduğu için katlarıma dikkat etmem gerekmekte. Zincirimize kadar ilerleyelim. Evet ara bölümümüze geldim. Bir tane artışım için trabzanımı şuraya giriyorum zincirimin içerisine. Bir artışımı yaptıktan sonra iki tane zincirimi çekiyorum. Yeniden zincir sonrası bir tane daha artış yapmak için giriyorum. Ve burada kafes yapmak istiyorum. Sırtına e, şöyle görüntüsü şık olsun diye. Ama kafes istemeyen arkadaşlarım birer birer dümdüz ilerleyebilirler. Bir tane artışımı yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum sırt bölümünde güzellik olsun diye bir zincirimi çektim tığımın başında doluyorum bir tane atlıyorum İkinciye batıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum, bir trabzan atlıyorum, diğer trabzanımın üzerine batarak örüyorum. Sırt kısmında kafes uyguluyoruz. Bir zincir, bir atlıyorum, diğerine batıyorum. Tekrar bir zincir, bir atlayıp diğerine batıyorum. Bir zincirimi çekiyorum, bir atlayıp diğer trabzanıma batıyorum. Şöyle görelim bir tane zincir bir atla diğerine bat bir zincir bir atla diğerine bat ayrım yerimize kadar bu şekilde bir zincir bir atla şekliyle ayrım yerimize kadar ilerleyelim arkamızı örerek geldim birer tane trabzanımı atladım atladığım yerlere bir zincirimizi çektim ve şurada görmüş olduğumuz ayrım yerimizin bulunduğu noktadayız ve hemen buradan Devam edelim, şöyle tekrar bakalım. Bir zincirimi çekiyorum, yuvaya giriyorum, artışımı yaptım. İki tane zincirimi çektikten sonra yeniden bir tane trabzanımı örüyorum ve hiç zincir çekmeden buradan dümdüz trabzanlarımızı örerek ilerliyoruz. Birer artışımızı yaptık. sona doğru ilerleyelim. Evet kolumuzu sona kadar ördüm. Zincirimin bulunduğu noktadayım hemen. Zincirimin içerisine bir tane trabzanımı örüyorum. Diğer tarafta da bir artış yapmıştık bakınız. Bir tane trabzanımı ördükten sonra iki zincirimi çekiyorum. Ve iki tane trabzan örüyorum bitişime. Bir ve iki. 3 tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. 4. sıramı örmeye başlıyorum ve hemen ortaya giriyorum. 1 2 3. Bu defa 2 artış yapalım. 2 trabzanımı ördüm, 2 zincirimi çektim. 2 tane artışımı yapmak istiyorum. 1 aynı yere bir daha batıyorum. Toplamda burada bakınız Dört tane trabzanımı ördüm, arada iki tane zincir. Şimdi birer birer bütün trabzanlarımın üzerine batarak örüyorum ve ilerliyorum dördüncü sıramızda. Ayrım yerimize kadar ilerleyelim. Zincirimin bulunduğu noktaya kadar örerek geldim. İki tane trabzanımı örüyorum. Tekrar aynı yere. İki tane zincirimi çekiyorum. İki tane trabzanımı örüyorum arkaya geçişimde. Bir, ikinciyi örüyorum. Diğer sıramızda kafes yapmıştık. Bu sıramızda hem trabzanımızın üzerine hem de zincirimizin üzerine birer trabzanımızı örerek normal devam ediyoruz. Trabzanımdan başlıyorum, örüyorum. Bir tane zincirin içerisine giriyorum. Trabzanımın üzeri. zincirimin içi tekrar trabzan üzeri zincirin içi bu şekilde kolumuza doğru ilerleyelim arkamızı ördüm şimdi tekrar artış yerindeyim son trabzanımızı ördükten sonra artış yerimizin bulunduğu noktaya girerek iki tane trabzanımı örüyorum atıyorum tekrar 1 2 ve 3 2 zincirimi çekiyorum. Yeniden aynı yere 2 tane trabzanımı örüyorum. Ve dümdüz devam ediyorum. Her trabzanımın üzerine birer tane trabzanımı örüyorum. Uca kadar ilerleyelim. Kolumuzu da örerek geldim. İki zincirimin içerisine iki tane trabzan bir ve iki Tekrar iki tane zincir, bir, iki, iki trabzan. Ve Bakın bu şekilde üç sıramızı ördük. Bir, iki, üç tane zincirimizi çekip hemen ardını çeviriyorum. Yine aynı şekilde buraya kadar örelim. İki artışımızı yapalım ve şurada tekrar kafes uygulamak istiyorum. Kafes yönteminde yeniden görüşelim. Yeniden arkamıza geldik ve şuradaki görmüş olduğumuz kafes işlemimizi yeniden yapalım. 2 artışımı yaptım, 2 zincirimi çektim. Tekrar 2 tane artışımı burada yapıyorum. 1 ve 2 Artışlarımı tamamladıktan sonra hemen bir tane zincir çekiyorum, tığımın başını doluyorum. İlk trabzanımı atlayarak ikinci trabzanımı batıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum, bir tane trabzan atlıyorum, diğerine batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum, bir trabzan atlayıp diğerine batıyorum ve bolerimizin arkasına kafesli bir şekilde istediğimiz yeterli ölçü olana kadar örmeye devam edelim. Biraz önceki yapmış olduğumuz gibi kafesin üzerine de tamamen trabzanlarımızı örelim ve biraz büyütelim sonrasında yeniden görüşelim bu yeterli ölçü olana kadar örmeye devam ettim kollarımızın her ikisini bütün sıralarda trabzan kullandım arkamızda ise bir sıra kafes bir sıra trabzan örerek büyültüm ve şöyle sıramızı sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 sıra örmüşüm 10 sıramızın yüksekliğine bir bakalım şu şekilde santim olarak kaç santimetre denk geldiğini 12 santim yüksekliğimiz eline bakalım sırtına bakmak istiyorum şöyle 32 32 santimde sırtımızın eni eninin ölçüsü çocuklarımızın kilosu farklı olabilir eğer çocuğumuz biraz daha toplu ise bir sıra ya da gerekirse iki sıra daha örerek ilave edebiliriz şimdi yeni sıramıza başlıyoruz uç kısımdan bu sıramızda burada yapmış olduğumuz Kafesimi örmek istiyorum. Kenardaki trabzan grubumu ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum, bir tane atlıyorum, diğer trabzanma batarak örüyorum. Kafes örüyorum. Bu son sıramız. Bir zincir, bir atlayıp diğerine batıyorum. Bu sıramızda birleşme yapacağız. Birleşmemize doğru ilerliyoruz. Bir atlıyorum, diğerine batıyorum. Bir atlıyorum, diğer trabzan'a batıyorum. Bakınız, bir zincir, bir atla diğerine bat. Bir zincir, bir atla diğerine artış yerimize kadar, yani şuraya kadar örerek gelelim. Evet, uçtan başladık kafesimizi örerek artış noktamıza kadar geldik. Trabzanımı ördükten sonra iki tane zincirimin içerisine girerek bir tane trabzanımı örüyorum ve ilk başlangıç noktasındaki iki zincirimi şu tarafa doğru büküyorum ilmeğimin olduğu yere doğru tam ortasındaki bakınız iki zincirin bulunduğu yere şöyle aradan bir sık iğne ile bağlanıyorum ve kolumuzu burada bağladık hemen tığımın başını doluyorum bir trabzanımı örerek artışımı yapıyorum ve hemen bakınız şuradaki trabzanlarımı Yine kafes olarak örmek için bir zincirimi çekiyorum, bir atlıyorum, diğer trabzanıma batıyorum. Bir zincir çekiyorum, bir atlıyorum, diğer trabzanımı örüyorum, çekiyorum, bir zincir atlıyorum. Poleromuzun arkasını da bu şekilde örerek ilerletiyorum. Bir atlıyorum, bir trabzan. Son trabzanımı da ördüm, bakınız hemen batıyorum bir zincirimden sonra bir trabzan artış yerine girdim yeniden iki tane zincirimi çekiyorum bir tane artışımı yapıyorum bir zincirimi çektim bir atladım diğer kolumu da yine kafes olarak örüyorum bir zincir bir atla diğerine at şekliyle örelim diğerine batıyorum bir zincirimi çekiyorum bir atlıyorum diğer trabzanıma batıyorum ve sıramı sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum kolumuzun uç noktasına kadar örerek geldim en son trabzanımı bakınız ördüm bir tane trabzanımız kaldı bir zincirimi çektim yeniden giriyorum 1 2 3 İki tane trabzanımı yuva içerisine örüyorum ve hemen arkamızı şöyle getiriyoruz arkamızı bakınız Şuradaki artış yerine batıyorum. Sadece batalım. Ve oradan geri dönüyorum. 1, 2, 3. 2 tane trabzanımı örüyorum. Ve kollarımızı sırtımızdan ayırıyoruz. Evet şu şekilde bakınız. Kollarımızı ayırdık. Arkamız gayet güzel geniş bir bolero oldu. Evet şimdi buradan örmeye devam edeceğiz. Burası Artık ön kısmımız olacak. Şöyle kollarımızı örmeyeceğiz. İşlemimizi tamamladık. Sadece arkadan ve yanlardan örerek büyüteceğiz. Evet ipimi kopardım ve boleron bu şekilde hazırlandı. Üst kısmı şöyle de arkasını görmekteyiz. Şöyle çevirip bakalım. Ve şimdi santim olarak bir ölçüsüne bakalım. Üst kısımdan ölçüyorum. Bakınız kolumuzun buradan mezurumu koydum. Diğer tarafta şu şekilde mezurumun ölçüsü 42 santimi göstermekte. Şöyle görelim bakınız. Bir kolumuzun ucundan diğer ucuna kadar 42 santim. Omuzumuzdan aşağıya bakıyorum 17 santim. Şöyle görelim. Yaka kısmı oyuntusundan bakalım. 13 santim. Bütün ölçülerimizi birebir gördükten sonra ipimizi Şöyle kendimizden tarafa olan yönünü çeviriyoruz. Bakınız kolumuzun ve hemen önlerini örmeye başlıyoruz. Bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum. Hemen uç kısımdan başlayalım. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. Şurada yakamızın hemen yanındaki bölüme battım. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1-2-3 Şuradaki sivri bölümler var. Bakınız şöyle sivri bölümler oralarda işlemimizi yapıyoruz tamam başını doluyorum 1 2 3 tekrar doluyorum 3 defa da çekiyorum boleromuzun iç kısmında da 3'er defa çekmiştik 1 2 3 4 tane oldu 2 trabzan daha ilave ediyorum toplamda 6 tane trabzanımı noktaya ördüm. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir tane zincirimi çekiyorum. Şu ipimin bir tanesi ayrıldı. Hemen alıyorum onu da. Düzelterek bir zincirimi çektim. Yine bakınız şuradaki bölüme 6 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 defa da çekiyorum. 2 4 5 ve 6. örüyorum. 6 tane trabzanımı ördüm. Bir zincirimi çekiyorum. Tekrar diğer yandaki zincire giriyorum. 6 trabzanımı örüyorum. Evet uç noktaya kadar bakınız kolumuzu birleştirdiğimiz yere kadar örerek geldim. 1 2 3 4 5 6. Tam altı tane birleştirme yerimizin bulunduğu yerde trabzanımız oldu. Şimdi arka tarafa doğru ilerleyeceğiz. Tığımın başını doluyorum. Bakın birinci kutucuğu atlıyorum. ikinci kutucuğun içerisine gelerek yine 6 tane trabzanımı örüyorum. 3 4 5 ve 6 6 trabzanımı ördüm. 2 tane zincirimi çekiyorum burada. 1 atlıyorum. Bakınız 2'ye atlıyorum. 3'ün içerisine geçiyorum. Bir tane çekelim. 2 çekmeyelim. 1'i atladım. 2 3. kutucuğun içerisine geçerek batalım. Yine 6 tane trabzanımızı örelim. 2 4 5 bir tane daha örüyorum. Bir zincirimizi çekelim. Bir kutu, iki kutu atlıyorum. 3. kutuya batıyorum. Ve 2 kutu atlayıp 3. kutuya 6 trabzan örerek ilerleyelim. Evet arkadan örerek geldim. Şöyle görelim toplamda kaç tane olduğuna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, tam kol altında 6, altı, tam kol altında bakınız 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 2 kutu atladım tam bakınız arkayla ön arasına ördüm son kutucuğumuzu ve şimdi Öndeki bölümümüze geçiyorum. Bir tane zincirimi çektim. Tığımın başını doladım. Şuraya bakınız. Giriyorum. 6 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3. Burayı kurduktan sonrasında çok rahat bir şekilde trabzanlarımızı öyle de ilerleyeceğiz. 5, 6 da örüyorum bir zincirimi çekiyorum yine buradaki sivri olan zincir bölümüne giriyorum uç noktaya kadar altışar trabzanımızı örerek ilerleyelim Evet yan kısmımızda tamamladım her iki sayımız da aynı bakınız 1 2 3 4 ve 5 en son baş kısma geçerek tamamlayalım bir tane zincirimizi yine çektim tamam başını doluyorum ben bakın diğer tarafta ilk trabzanımızın geçiş yerine batmıştık. Yine aynı şekilde başlangıç yerine geçerek batıyorum. 1, 2, 3. 3 defa da örüyorum ve bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi 1, 2, 3 tane zincirimizi yeniden çektim. Örgümün yönünü çeviriyorum. İkinci sırasını örmeye başlıyoruz. Tığımın tamam, başını doluyorum. İlk trabzanı yandan giriyorum. Bir defa doladım. Bir, iki, üç defa da alıyorum. Tekrar sıradaki trabzanımı bir, iki, üç yandan girerek örüyorum. İkisini ördüm. Üçüncüyü aynı şekilde yandan giriyorum. Şöyle görelim. Bir, iki, üç. Üç defada bu trabzanımızı yandan girerek ördüm. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak yine Yandan giriyorum. Kalan 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3. Diğer trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3. Şu şekilde 3'er 3'er trabzanlarımızı ayırdık ve bakınız önde kirpik görüntüsünü oluşturduk. Araya zincir çekmiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen diğer 6 tane trabzan grubumuzu yandan girerek örüyorum. 1 2 ve 3 ikinciyi örüyorum 1 2 3 üçüncüyü örüyorum 1 2 3 bir tane zincir çekiyorum 3 ve 3 bölüyorum şöyle görelim üçünü ördüm diğer 3 kaldı zincirimden sonra birinciyi örüyorum 2 ve 3 ikinci grubumu da bu şekilde ördüm iki tane grubumuz şu şekilde tamamlandı bakınız ve devam edelim bütün trabzanlarımızı diğer uç noktaya kadar üçer üçer ayırıp ortasına bir tane zincirimizi çekelim ve yandan girerek örelim bir uçtan diğer uca kadar üçer trabzan arasında bir zincir üç trabzan yandan alarak ördük ve şu şekilde kabartıda güzel bir görünüm kazandı son olarak bitirişimizi yapıyoruz altı tane trabzanımızı üç üç ördükten sonra tığımın başını doluyorum kenardaki 3 zincirimin tepe noktasına gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımı 3 defa da örüyorum. Tekrar 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Aradaki bir zincirin içerisine 6 trabzanımı örüyorum. 1 2 3 3 defa da alıyorum. Toplamda 6 trabzanımı örüyorum. 6 tane trabzanımı ördüm. Hemen 2 zincirimi ilave ediyorum. 1 ve 2. Çekmiş olduğumuz zinciri her iki altı trabzanın tam arasına şu şekilde altından girerek batıyorum. Tekrar iki tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak ortadaki bir zincirin içerisine girip yeniden altı tane trabzanımı örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. ve 6 6 trabzanım ördüm hemen iki tane zincir ilave ediyorum altışarlı grupların tam arasındaki bakınız tam arasındaki bölümü altından girerek batıyorum yeniden şöyle batalım 2 zincirimi çektim altından alıyorum kapatıyorum tekrar iki zincirimi çekiyorum yeniden ortaya altı tane trabzanım örüyorum 2 3 4 5 ve 6 2 zincir tam bölüm arasına batıyorum. Tekrar 2 zincirle çıkıyorum ve bu şekilde diğer uca kadar örerek ilerliyoruz. Sıramızın sonuna kadar örerek geldik. Gayet güzel oldu. Şöyle bakalım bir de arkasını görelim. Arkasından da şu şekilde durmakta. Evet en son 6 tane trabzanımızı ördük ve bitirmesine birlikte çalışalım. 6 trabzanımı ördükten sonra bir tane zincirim çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Kenardaki 3 tane zincirim var. Bakınız kenardan devam eden. Tepesine batıyorum. 1 2 3 defa da trabzanımı örerek çekiyorum. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Trabzanımdan sonra örgümün yönünü çeviriyorum. Ve yeniden 3'er 3'er yandan girerek almaya başlıyoruz. İlk trabzanımın yanından giriyorum. 1, 2, 3. İkinci trabzanımı 1, 2 ve 3. Üç. Üçüncü trabzanımızı da aynı şekilde 1, 2, 3. Araya bir tane zincir çekiyorum gerideki üç tane trabzanımı da yandan girerek örüyorum 2 ve 3 birinci bölümümü 3 trabzan bir zincir 3 trabzan olarak ördüm ve şöyle görelim kirpiğimiz gayet güzel bir şekilde durdu araya zincir çekmeden hemen yandan giriyorum örmeye başlıyorum bir ikinci örüyorum ve üçüncüyü örüyorum. Araya bir zincir, diğer üç trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Sıramın sonuna kadar bu işlemimizi yaparak ilerleyelim. Şöyle görelim. En son bitirme yerindeyiz. Hemen 3 3 trabzanımız arasındaki bir zincirimi ördükten sonra bir tane tığımın başına ipimi alıyorum aşağıdaki trabzanımın tepesine batarak 1 2 3 zincirimizden sonra ipimizi keselim ve burada tamamlayalım çevre düzenlemesini birlikte yapalım boleromuzu şöyle bakınız yeterli daha fazla örmemize gerek yok şöyle görelim Hemen örmeye başlıyorum. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Ve bütün kenarlarını dolaşmaya başlıyorum. Şöyle karşı taraftan aldık bakınız ve iç kısımdan örüyorum. Ters yönünden örmeye başladım. Kendimden taraftaki bölüm değil diğer taraftakinden aldım. Tersinden örüyorum. Ve kenardaki 3 zincirimin üzerine batıyorum. Buraya sabitliyorum bir tane zincirimi çekiyorum arkasından ve hemen tığımın başını dolayarak bir defa örüyorum sonrasında diğerine geçiyorum diğer iki trabzanıma bir defa örüyorum diğer trabzan arasına yine başını dolayıp tek seferde çekiyorum bir zincir çektiğim yere üç defa batıyorum bir iki ve üç diğer trabzanlarımı birer birer örerek ilerliyorum arasına giriyorum bir her iki model arasına tekrar bir tane batıyorum. Tekrar diğer modelime geçtim. Ve bir zincirimin olduğu yere geldim. 3 defa batıyorum. 1 2 3 Ve ilerliyorum. 1 bir. Hepsine birer. Bir zincirimizin olduğu yer 3 defa 1 2 ve 3. Evet bütün kenarlarımızı bu şekilde örelim. Bakınız şöyle çok güzel durmakta. Sıra sonuna kadar ilerleyelim. Yani şurada görmüş olduğumuz şu kısma kadar ilerleyerek gelelim. Sonrasını yine birlikte yapalım. Kenar tığlamalarımızı örerek tamamladım. Şimdi kolumun bir tanesini ördüm. Diğer kolumuzu da birlikte çalışalım. zincir çekerek düğümümü atıyorum ve hemen başlıyorum. Burada da sadece bakınız başını doladım. Tek seferde çektim. Başını doladım. Tek seferde çektim. Aynı işlemimi içten yapıyorum ve kol altından başlatıyorum. Zincir çekiyorum bir tane. Başını doluyorum. Hemen olduğumuz yere giriyoruz. Trabzanlarımızın tepesine batmıyoruz. Sadece zincirimin içerisine 2 defa giriyorum. Trabzanımı atlıyorum. 1 ve 2. Trabzanımı atlıyorum. 1 ve 2. Evet kol altının tamamını ördüm. Başlangıç yerime gelerek batıyorum. İlmeğimi geçirip bir tane zincirimi çekip ipimi buradan kesiyorum. kesmiş olduğumuz iplerimizi iç noktada gizleyelim. Ve en son yine gizemeden kalan iplerimizi de keserek yok edelim. Yaka kısmında da aynı işlemimizi çalışalım. Hemen uç kısımdan girerek başlıyorum. Ve devam ediyorum başını doluyorum iki defa başını doluyorum 1 2 3 ve 4 4 tane yeterli şöyle kalana lütfen e, takılmayalım çok yaparsak burası şuradaki gibi bir görünüm olur ama burada bakınız fazla zincirimiz olduğu için burada bir potluk oluşur potluk oluşmasına izin vermeyelim diğer trabzanımıza geçelim göz kararıyla da ayarlayabilirsiniz ipinize fazla ya da az gelirse ne asılmasına izin verelim ne de pot durmasına izin verelim Evet şimdi şöyle geçiyorum her bir trabzanımın arasına birer tane giriyorum tam araya giriyorum bakınız şöyle göstermek istiyorum zaten tepe noktasına batmamız bizi zorlayacaktır tam araya girerek bir defa başını dolayıp çekelim tek seferde. Başını doluyorum. Tek seferde giriyorum başını dolayarak. Evet, son uç noktaya kadar ilerleyelim. Evet, dolama işlemimizi tamamladıktan sonra bir tane düğme yeri de şu kısmı açabiliriz. Bir düğme ya da bağcık şeklinde kullanabiliriz nasıl isterseniz. Dilerseniz hiç düğme ile açmadan şuradaki kısmı diğerinin üzerine bir düğme dikerek ilik olarak kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir çalışmamızda bu şekilde tamamladık. Umarım yardımcı olabilmişimdir ve umarım beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın.